kainatın sultanı, peygamberlerin imamı Muhammed Mustafa'ya ve her sözlerine anam babam sana feda olsun ya Resulallah diye başlayan güzide dostlarına salat ve selam olsun. Rabbim bizi bu dünyada da ahirette de Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın salihlerin izinden, peşinden, dizinin dibinden ayırmasın. Ebu Davud'da geçen bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor. Allah-u Teala önce yaratacaklarını seçti. Neyi yaratayım, neyi yaratmayayım? Hangi varlıkları meydana getireyim? O varlıkların arasından insanları seçti. İnsanların arasından Arapları, Arapların arasından Kureyş'i, beni de Kureyş'ten seçti diye devam ediyor. Allah Celle Celaluhu önce yaratacaklarını seçti. Yüce Mevla dileseydi hiçbir şeyi yaratmazdı. Onun kulluğumuza hiçbir şeye ihtiyacı yok. Lakin varlığı yaratmadığı takdirde 99 tane sıfatı var. Bu 99 sıfatından bazılarını hiçbir şekilde açığa çıkaramayacaktı. Mesela günah işleyecek birisi tövbe edecek ki Yüce Allah Tevvab o sıfatı gerçekleşsin. Yüce Mevla yaratmasaydı da haşa o takdirde kendi sıfatları açığa çıkmayacak. Düşünün çok bir işte mahir birisin ama hiçbir şey yapmıyorsun. Bu eksikliktir. Yüce Mevla çok mahir olduğu için, Subhan olduğu için, eksiklikten de münezzeh olduğu için mahlukatı yarattı. Ve mahlukatın arasına bir sistem, bir düzen koydu. Biz insanoğlu dünya sahnesine çıkmadan önce Yüce Mevla hayvanları yarattı, melekleri yarattı, şeytanları yarattı, cinleri yarattı. Biz az solistler tabiri caizse en son dünyada yaratıldık. Ve Yüce Mevla bizi yaratmadan evvel zaten bu dünyayı bizim için hazırlamış. Çünkü buyuruyor ki Huvellezî halaka lekum mâ, o ki o öyle bir zat ki halaka lekum, sizin için yarattı ey insanoğlu. Neyi? Me, o şeyi ki fil erd, yeryüzünü. Dünyayı sizin için yarattı. Cemi'an, ne varsa tamamını sizin için yarattı. Bu dünya bizim yaşayacağımız alan. Ve yine zaten meleklere de, şeytana da buyurdu ki İnni ce'ilun fil erdi halife. Ben yeryüzünde halife kılacağım. Zaten bu dünyayı bizim için yarattı ve bizi de bu dünyada halife kıldı. Bizim için yarattığından dolayı bir şeyin haram olduğuna dair delil olmazsa her şey helal. Çünkü dünyadaki her şey bizim için yaratılmış. Aleyhte bir delil varsa sadece onlar haram. Onun dışında susulmuşsa onlar bizim için helal oluyor. Yeryüzünde halife kıldı, yani yeryüzünde bu dünyada işlem yapabilecek tek varlık sensin. Mesela dağa çıktığında herhangi bir yerde 3-5 tane taşın üst üste konduğunu gördüğünde neden şöyle bir şey düşünmüyorsun? Acaba bunu hangi kuşlar yaptı? Acaba bunu hangi aslanlar mı yaptı, kaplanlar mı yaptı, baykuşlar mı yaptı, ördekler mi yaptı, bunu kim yaptı, yoksa cinler mi bu taşları üst üste koydu, yoksa melekler mi koydu? Hiçbirini demiyorsun da neden o 3-5 tane taşı üst üste görünce direkt şunu diyorsun, burada biri geçmiş.
Aslında sen de bilinçaltında biliyorsun, bunu sadece insan yapar. Dünyada senin dışında değişiklik yapabilecek başka bir varlık yok. Ve kainatta senin dışında elbise giyen başka varlık da yok. Ve Yüce Mevla insanı bütün mahlukatın arasından seçerek, direkt muhatap alarak konuşmasını bizimle yaptı. Bize çok farklı bir değer verdi. Dileseydi bizim yerimize arıları da seçebilirdi, inekleri de seçebilirdi. Ya da başka bir varlık yapar onları seçerdi. Bizlerde de şuur olmazdı. Biz de diğer hayvanlar gibi, affedersiniz, gerçi fen bilimlerinde biliyorsunuz hayvan sınıfındayız. Diğer hayvanlar gibi işte koloniler halinde yaşıyoruz. Belgesellerimiz çekilirdi mesela. Bunlara işte insan deniliyor. Görüyorsunuz dişisinin peşinden koşuyorlar. Birbirlerine yardım ediyorlar. Bu ona saldırdı. Bizim belgeselimizi çekebilirlerdi. Gayet de mümkün. Kainatta da pek yaşama şansımız olmazdı. Çünkü bizden aklımız olmadığı takdirde çok daha güçlü varlıklar var. Bir aslanla, bir ayıyla, bir kaplanla, hatta bir arılarla mücadele edebilecek gücümüz yok. Güç olarak birçok hayvandan daha aşağıdayız. Bizi farklı yapan Yüce Allah'ın diğer bütün varlıkları bize musahhar kılması. Yani bizim emrimize vermesi. Biz inekleri güdebiliyoruz, koyunları güdebiliyoruz. Köpeklere bile hükmedebiliyoruz. Gerçi bazılarına hükmedemiyoruz, saldırıyorlar ama genel anlamda köpeklere de hükmediyoruz, kedilere de. Düşünün, Allahu Teala herhangi bir hayvan grubuna dese ki ben size şuur verdim, siz bu insan denilen varlıkla savaşacaksınız. Mesela sivrisineklere verdi bu görevi. Bizler sivrisinekleri yenebilir miyiz? İlaçlar ürettik, sıktık, her tarafa sıktık ama gece vakti birisi girdi kapının altından, camdan, burnumuzdan girdi ve bizi öldürebilir çok rahatlıkla. O savaşı bile kaybetme ihtimalimiz yüksek. Onlara akıl verildiğinde, küçücük hayvan işte, bir vurdum 20 tanesini öldürdüm, 18 tanesi ağır yaralı. Ya da arılara verdi böyle bir özellik. Ayılara verdi. Mücadele edecek gücümüz yok. Bize galip gelirler. Ama Allah Celle Celaluhu bütün varlığı bizim emrimize kıldı. O yüzden biz bu dünyanın hakimiyiz. Dedi ki ben onu halife yapıyorum bu dünyada. Eğer inekleri halife yapsaydı bütün sistem inekler üzerine kurulurdu. Mesela biz ineklere saygı duymak zorunda olurduk. İnekler neyi nasıl istiyorsa o şekilde yapmak zorunda olurduk. Onlar bizim amirimiz, biz onlar geldiğince gelir, git deyince giderdik. Yani bizim diğer varlıklardan çok farklı bir yönümüz yok. Hatta diyelim ki 100 tane farklı hayvanın spermini koydular ortaya. Dediler ki bunlardan hangisi insanın? Ayıp bile edemezsin birçoğundan. Bu da böyle bir varlık, bu da bundan meydana gelecek, bu da bundan meydana gelecek. Neyiz biz? Bizi farklı kılan Yüce Allah'ın bize vermiş olduğu değer, bizi halife kıldı, seçti. Yüce Allah seçer. O neyi seçerse de her şey ona doğru yönelir. Mesela Kabe'yi seçti. Yüzyıllardır müşrikler bile Kabe'ye ayrı bir önem gösteriyordular. İnsanlar akın akın Kabe'ye gitti. Yüce Mevla herhangi bir varlığı seçtiği zaman diğer varlıklar onun peşinden gider. Şimdi biz insanoğlunu yarattığında da tabii ki bu şuur verilecek bir varlık. Diğerlerinden farklı olacak. Her ne kadar kabiliyet olarak birçoğundan aşağıda olsa da ona öyle özellik vereceğim ki ona verdiğim o özellikle o hepsine hakim olacak.
İşte bunu verdi, akılı verdi bize. Ve nefaktu fihi min ruhi, ona ruhumdan üflediğimde fekau lehu secidin, hepiniz ona secdeye kapanın dedi. Yani yüce Allah bize, bütün varlıklara ruh veren odur, can veren odur, ama bize farklı bir şey verdi. Yine ruh verdi ama orada bir gizem var. Diğer varlıklar için böyle bir şey demiyor. Bize verdiği çok özel bir ruh. Öyle bir ruh ki çok kutsal bir ruh. Hatta o ruhun cennete gidebilmesi için bir kafes lazımdı. İşte bu beden kafesini verdi. O kutsal emaneti karşıya taşıyacak olan. Sonra biz insanoğlunu Yüce Mevla akıl vereceği için, insanoğlu da bu aklını Allah-u Teala'nın istediği gibi kullanabilir de kullanmayabilir de, bu yetkiyi de verdi. Çünkü ben yeryüzünde halife kılacağım demek, umarım burayı yanlış anlamazsınız, mecazi anlamda söylüyorum bunu, siz yeryüzünün tanrısı gibisiniz. Kendinizi serbest bırakırsanız, kendinizi tanrı bile zannedebilirsiniz. Nitekim Nemrut, Firavun kendini böyle zannetti. Çünkü bakıyor ki istediğini yapabiliyor insanoğlu. Ve yaptığı bir şeyin karşılığını da hemen vermiyor Yüce Mevla. Serbest bırakacağım dedi seni. Sen çok özel bir varlıksın ve kendi sıfatlarımdan sana diğer varlıklara vermediğim özellikler veriyorum. Diğer varlıklarda yok o özellik. Beni, yani Yüce Mevla'nın 99 sıfatını en iyi taşıyacak olan varlık sensin. Bize vermiş olduğu bu özellikle insanoğlu direkt kendini serbest bıraktığında ben yaparım, benim. Ben böyle istiyorum. Aslında bu Allah-u Teala'nın özelliğidir, sıfatıdır. Ama Yüce Mevla dedi ki seni seçtim. Bu sefer hatta anlattığım bir olay var. Bir arkadaş Kur'an kursunda öğretmen, bir tanesi arıyor. Olay Siverek'te gerçekleşiyor. Hoca diyor bizim çocuğu al. O da diyor ki abi yer yok. Ya hoca ben diyorum bizim çocuğu al. Ben de dedim ki diyor abi cidden yer yok. Ciddi yok diyor. Ya hoca ben diyorum ki al, sen diyorsun yer yok. O beni etkilemişti, hatta gülmüştük o ara. Şöyle etkilemişti. Adam diyor ki ya ben diyorum ben. Başka bir şeye gerek var mı? Söyleyen kim? Ben ya. Ya ben söylüyorsam bitmiştir bu iş. Bu hepimizde yok mu zaten? Niye? Ben diyorum. İşte o özellik öyle bir özellik ki onu serbest bıraktığında direkt kendini bir şey zannedip Yüce Allah'ın karşısına dikilebiliyor insan. Ben de bir tanrıyım diyor mesela. Ben de istediğimi yapabiliyorum diyor. Her ne yaparsam bak başarıyorum. Gücüm var. Aklım var. Fikrim var. O zaman ben kimseye itaat etmek zorunda değilim. O kimseye itaat etmek zorunda değilim. Zaten o yüzden deniyor ya nefsini bilen Rabbini bilir. Sen insanın kendinin ne olduğunu bilirsen o takdirde gerçekleri anlarsın, hakikati görürsün. Ama sen kendinin nasıl bir özellikte olduğunu bilmezsen hiçbir şekilde gerçeği, hakikati tam olarak anlayamayacaksın. Sonra Yüce Yaradan bu varlığı ayrıca boş bırakmadı. Hazreti Adem'i yarattıktan sonra Hazreti Adem'in belinden zerreler halinde hepimiz çıktık.
Yüce Mevla buyuruyor. وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ زُهُورِهِمْ زُرِّيَّتَهُمْ Vakta ki Rabbin Ademoğlunun belinden zürriyetlerini zerreler halinde çıkardı. Öyle değil ama anlaşılsın diye söyleyeyim. Mesela bir menide 3 milyon sperm var. Yani sen işte babandan, baban babasından, o böyle babasından hepimiz çıktık. Hatta alimlerin bir kısmı bunun Arafat'ta meydana geldiğini söylüyor. Hepimiz zerreler halinde çıktık ve Yüce Mevla bize orada bir şey sordu. وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ Onları da kendilerine şahit tuttu. Yani herkes o gün bunun bilincindeydi. Ne söylediğimizi, bize ne söylendiğini anladık. Ve o anda bilinçliydik. Ve bize bir soru sordu Yüce Mevla. اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Ben sizin Rabbiniz değil miyim? قَالُوا بَلَى Hepimiz birden evet sen bizim Rabbimizsin dedik. Fakat bunu unuttuk. Ama bazıları bunu hatırladığını söylüyor. Mesela Hazreti Ali o günü hatırladığını söylüyor. Hazreti Mevlana o günü hatırladığını söylüyor. Yüce Mevla bizimle konuştu ve bize dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hani derler ya ne zamandan beri Müslümansın? Galu beladan beri. Yani o hepimiz Müslümanı, kafiri, ateisti, satanisti bu cevabı verdi. Evet sen bizim Rabbimizsin dedi. Sonra Yüce Mevla bize neden böyle bir şey söylediğini söylüyor. Neden böyle yaptık? Bir de şunu dedik, şehit ne? Biz şahidiz, biz farkındayız her şeyin. Önce şunu söyleyeyim, bize unutturmasa ne olurdu? Hepimiz o günü hatırladığımız için o takdirde bizi etkilemiş olurdu çok fazla. O zaman da Yüce Mevla bizi tam bir iradeyle serbest bırakmamış olurdu. Bir yandan bilinçaltı psikolojik baskı gibi. Dedi ki yok, unutturuyorum size. Hatta bu mesele iyi anlaşılsın diye şöyle örnek vereyim gençler. YouTube'da açın bakın. Katy Perry diye bir tane adam var. Şarkıcı bir söylemiyorum. Hipnozcu bir tane Katy Perry diye bir adam var. Bu adamın belgeselini Discovery çekti. Adam diyor ki hipnoz olmam diyen karşıma gelsin. Bir erkek bir kadın denek getirdiler. İkisinin de ortak özelliği şu. Biz hipnoz olmayız diyor. Adam dedi ki ben şimdi kasaya 5000 dolar koyuyorum. Sizi hipnoz edeceğim. Siz hipnoz olmadığınızı söylüyorsunuz. Hipnoz olmayın. Size şifreyi söyleyeceğim. Sonra gidin şifreyle kasayı açın, para sizindir. Hipnoz olmam diyorsun. Olma ve şifreyi söylediğimde git aç. Dediler tamam problem yok. Biz hipnoz olmayız. Neyse adam konuşmaya başladı. Oraları kesti Discovery. Sonra son şifreyi söyleyeceği zaman işte dedi ki şifre 3, 5, 7, 4, 2 tekrar et dedi ona. Onu tekrar şahit ediyor. O hipnoz olmuş şekilde tekrar etti. Şifre 3, 5, 7, 4, 2 bir daha dedi tekrar et. 3, 5, 7, 4, 2 sonra konuştu uyandırdı. Dedi ki hipnoz oldun mu? Dedi ki olmadım. Ne kadar süredir buradayız? 3-4 dakikadır. Dedi ki yarım saattir buradayız. Saatine bak. Dedi hipnoz oldun. Dedi ki olmadım. Şifreyi dedi söyledim. Dedi söylemedim. Dedi söyledim. Süren doluyor. Git aç kasayı. Söylemedin. Kasanın başında denemeler yapıyor. O hipnoz esnasında şifreyi söylerken dedi ki buna. Ay açık diyene kadar bu şifreyi hatırlamayacaksın. Sonra işte süren dolacak git aç denedi bir şeyler açamadılar. Sonra başında dedi ki ay açık. Öyle der demez bir anda 3, 5, 7, 4, 2 tak girdiler. Kasa açıldı ama parayı kaybettiler tabii.
İşte tesbih tahta olmaz. Yüce Mevla kıyamette, mahşer gününde bize ay açık dediği zaman direkt hatırlayacağız. Biz şahit olduk buna. Kendimiz konuştuk. Ama zerreler halinde. Hatta Allah dostları derler ki insanoğlunun güzel sesi olan meyli Yüce Allah'ın o hitabından kaynaklanıyor. Çünkü Yüce Allah'ın sesini duyduk. O öyle muhteşem bir sesti ki o yüzden güzel ses insanoğlunun böyle dikkatini çeker. Hatta çok çok güzel okunduğunda böyle ruhunun derinliklerine dokunur. Hazreti Davud mesela bir şey söylediğinde bırakın insanları, hayvanlar bile toplanıyor etrafına. Güzel ses o kadar etkiler insanı. O Yüce Allah'ın hitabından kaynaklanıyor. Ama Yüce Mevla o gün ilginç bir şekilde ben sizin Allah'ınız değil miyim diye sormadı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Çünkü Yüce Allah'ın Allah'lığı başka, Rabliği başkadır. Allah'lığını kabul etmek başka, Rabliğini kabul etmek başkadır. Şöyle ki, Rab terbiye eden, düzenleyen, nizama sokan, kural koyan demek. O yüzden eskiden dadılara mürebbiye deniliyor. Çocuğa yetiştirdiği, büyüttüğü, onunla ilgilendiği için. Aynı kökten geliyor. Yani dünya şu an 1600 kilometreden daha fazla bir hızla dönüyor. Güneşin etrafında dönüyoruz. Güneş kendi bir yörüngede dönüyor. Ay bizim etrafımızda dönüyor. Güneşin yanında milyarlarca yıldız, 300 milyar kadar yıldız kara deliğin etrafında dönüyor. Bu sadece Samanyolu galaksisi. Bunun gibi 300 milyardan fazla daha galaksi olduğu tahmin ediliyor. Bu James Webb'den sonra yeni gönderilen teleskoptan sonra bakalım daha nerelere çıkacak, neler olacak. Bütün bunları düzenleyen, nizama sokan, okyanusta balıklar, sende DNA, görmen, işitmen, düşün şimdi ben dilimi farklı, ağzımın farklı yerlerine dokundurarak ciğerimden gelen sesle farklı frekanslarla senin kulağına gönderiyorum. Senin kulağında örs, üzengi, çekiç bu titreşimleri alıyor, beyine gönderiyor. Bu söylediğimde lafızlar, o lafızların ifade ettiği bir mana var. Ben içimdeki, zihnimdeki o manayı sana aktarabilmek için bu kelimelerle manayı sana atıyorum ve beynin sonra bunu algılıyor, anlattığımı anlıyor ve bunlar da bir anda oluyor. Ve bu sadece insanda değil birçok varlıkta oluyor. İlginç olan şu ki bunu doğa yaptı diyorlar işte günümüzde birçokları. Kendi kendine oldu diyorlar. Aslında bugün ateistlerin gerçekten putperestlerden pek farkı yok. Mantık olarak şöyle ki putperestlere ne diyorlar? Neden duymayan, görmeyen, bir faydası dokunmayan bu varlığa tapıyorsunuz? DNA da öyle değil mi? Görmüyor, duymuyor, şuuru yok. Ne farkı var? Puta tapmak ne kadar böyle görmeyen, bilmeyen bir varlık bunları düzenliyor, ediyor diyorsan aynı mantık, DNA bunu yapıyor demek de hiçbir farkı yok. Hatta o zamanın putperestleri daha mantıklı, hiç olmazsa onlar diyorlar ki Allah var. Celle Celaluhu. Allah var. Mesela Ebu Leheb'e gitti ki Allah var mı de var diyor. Ya putperestler Allah'ın yardımcılarıdır diyor. Tek başına yürütemez Allah kainatı diyor. Bunlar onlara yardım ediyor diyor. Ama günümüzde bir moda oldu ateizm ve deizm. Birazdan geleceğim oraya da. Şimdi Yüce Mevla neden Rabbiniz değil miyim diye sordu. Çünkü insanoğlunun canını sıkan nokta Yüce Allah'ın kural koyuculuğu. Yüce Allah hiçbir kural koymasaydı, insanın zaten DNA'sında var bu. Yüce bir yaratıcıya tapma hissi. Kim ne kadar inkar ederse etsin. Bizim duygularımız
olaylarla karşılaştığımızda açığa çıkar. Mesela şu anda sende bir şefkat var mı? Yok. Ama bir bakarsın bir çocuk orada ağlıyor, birisi zor durumda, bir yetim gördün falan, şefkat duygun kabarır onu gördüğünde. Şu an sinirli misin? Yok. Ama çıkarsın dışarıya, birisi canını sıkacak bir şeyler söyler, yapar, o zaman gazap duygun açığa çıkar. Şehvetlenecek bir şeye sebep olduğu zaman o duygun açığa çıkar. İşte yüce bir yaratıcıya tapma hissi de özellikle dara düştüğünde, bunaldığında, tutunacak dal aradığında açığa çıkıyor en çok. O yüzden demişler düşen uçakta ateist olmaz diye. Öbür türlü rahatken innel insane leyatgâ erra'ahu stevne, muhakkak ki insanoğlu kendini ihtiyaç sahibi görmezse, muhtaç görmezse azar. Ben bana yeterim, ben yapıyorum, ben. Azar. Ne zaman ki böyle sıkıntıya düştü, dara düştü, hele baktı ki kurtaracak hiç kimse kalmadı, o zaman direkt Yüce Allah'a yönelir. Ya da beni bir güç kurtarsın buradan, beni buradan kurtaracak bir şey yok mu? Böyle bir duyguya yönelir. Yüce Mevla işte Kur'an koyuculuğuna itiraz ettiği için insanlar oradan canları sıkılıyor, itiraza gidiyorlar. Mesela Yüce Allah diyor ki, mirasta erkeğe iki bayana bir. O diyor ki bu nasıl mantıksızlık, haksızlık değil mi bu haşa? Yani yeri göğün hesabını yapan Allah, dünyayı 1600 kilometreden daha fazla hızla döndüren Allah, her şeyi DNA'yı, RNA'yı her şey yapan Allah, demek bu hususta hata yaptı öyle mi haşa? Bilemedi. Haksızlık yaptı haşa. İşte başını örteceksin diyor. Ya ben başımı örttüğüm zaman kendimi işte güzel hissetmiyorum, iyi hissetmiyorum. Ya hayatıma karışmasın. Namaz kıl ya canım şimdi istemiyor. İçki içme ama ben bunu istiyorum. Benim canım şimdi bunu istedi. Yüce Allah'ın işte bu Rabliğine itirazı var insanların. Bu sefer canının istediğini yapamayınca, çünkü sana deniliyor ki sen nasıl böyle bir şey yaparsın, sen nasıl Müslümansın? Müslüman böyle yapar mı? Bu sefer diyor ki ya bütün bu zincirlerden kurtulmanın yolu ne? İnkar edeyim ben. Çünkü Hristiyanım dese sen nasıl Hristiyansın diyecekler. Ya Budistim dese sen nasıl Budistsin diyecekler. Ben ateistim deyince kuralı yok, kanunu yok. Sen nasıl ateistsin diyemiyorsun. Adam diyor ki, çocuk daha doğrusu geç diyor ki işte ben ateistim. Bir de zannediyor öyle olunca farklı insanoğlu çünkü farklı olmayı sever. Bir şekilde ön plana çıkmayı sever. Birçok ateistin geçmişinde problem vardır. Psikolojik sıkıntıları vardır. Değer görmemiştir, değer verilmemiştir. Kendini ya da farklı bir yönden, ben senden farklıyım, ben senin gibi düşünmüyorum. Bence bu yok, bence böyle olabilir gibi birkaç tane sığ bilgiyle ve sürekli yargılayan bir tarzla insanların, gençlerin akıllarını böyle bulandırıyorlar. Ki şunu da söyleyeyim size, bunu yapanlar aslında kendi düşündüğünü zannediyor. Size bu yaptırılıyor. Şöyle ki, Allah Celle Celaluhu biz insanoğlunu yarattığında bize düşünme diye bir özellik verdi işte diğer varlıklardan farklı. Biz bir şeyi düşünür, iki şeyi birleştirir, yeni bir şey üretiriz ondan. O yüzden öğretme noktasında Yüce Mevla sürekli kendini söyler. Mesela der ki, Er-Rahman allemel Kur'an. Rahman Kur'an'ı öğretti. Bak, alleme öğretti direkt kendine, sen değil, o öğretir. Allemel insane ma lem ya'lem, insana bilmediğini öğretti. Alleme Ademel esma'e kulleha, Adem'e bütün isimleri öğretti. Bak, öğretmeyi kendine alır. Bize öyle bir özellik verdi ki işte, o öğretme özelliğiyle biz
maddeleri bir araya getirerek yeni maddeler yapabiliyoruz. Yeni keşifler yapabiliyoruz. Tenekeyi havada uçurabiliyoruz. İşte uçaklar yapıyoruz, trenler, jetler, bombalar, her şeyi yapabilecek bir özellik verdi, düşünme özelliği. Düşündüğünü alıp, kaynaştırıp yeni bilgiyi elde etme. Bu bizde olan bir özellik. İnsanda olan özelliklerden, farklı özelliklerden bir tanesi de bu. Biz işte insanoğlu böyle düşünüyoruz. Yeni bilgiyle başka bilgi elde ettikçe kendimizi daha güçlü görüyoruz. Lakin Yüce Allah düşünceyi yarattı, düşünme kabiliyeti verdi. Senin öğrenmeyi birleştirerek yeni bir şeyler elde etme kabiliyeti verdi. Fakat senin düşüncende iyiye ya da kötüye meyil var ya, o Yüce Allah yarattı denmiyor ona. Yüce Allah şunun gibi düşünün şimdi. Senin bir düşünce havuzun var. Senin bu düşünce havuzunla gördüklerin o düşünce havuzuna gider. Duydukların o düşünce havuzuna düşer. Okudukların o düşünce havuzuna gider. Sen herhangi bir olayla karşılaştığında düşünce havuzunda ne bilgiler varsa onunla yorumlarsın onları. Bilmediğin bir şeyle zaten başka bir şeye hükmedemezsin çünkü onu bilmiyorsun. Şimdi günümüzde sosyal medya denilen Facebook'muş, işte Instagram'mış, TikTok'muş bir sürü böyle sosyal mecrada sizlerin karşısına sürekli farklı görsellerle 25. kareyi de uygulayarak, çeşitli teknolojileri de uygulayarak insanı da çok iyi tanıyorlar. Nefis ney, benlik ney, ben neyi ister? Onu da çok iyi biliyorlar. Senin düşünce havuzuna sürekli o görsellerle bilgiler atıyorlar. Sen de o gördüğünü atıyorsun. Belki o dakikada öyle geçiyorsun sürekli. Geçiyorsun, geçiyorsun ama gün boyu bir saat, iki saat, bir ay, bir yıl, iki yıl senin bilgin neyden ibaret? Genelde o gördüklerinden ibaret. Kitap okuyor musun? Kaç yere sohbete gidiyor musun? Bütün bilginler de okulda öğretmenin anlattıkları normal bilgiler, bir de asıl aldığın bilgi sosyal medyada. O sosyal medyanın şöyle bir özelliği var. Bakın şimdiden söylüyorum. Adamlar net bir şekilde şunu diyorlar. 1,5 yıl sonra bütün dünyada gençlerin kendi devletlerine küfrettiklerini göreceksiniz. Türkiye'den bahsetmiyorum. Bir İngiliz genci de, bir Yeni Zelandalısı da, bir Almanı da kendi devletine küfredecek. Herkes kendi hükümetini, kendi devletini eleştirecek. Ama bütün dünyada. Ben şimdiden söylüyorum. 2030'a kadar dünyadan nakit parayı kaldıracaklar. 2030'a kadar hedefleri dünyada mümkün mertebe ateist yetiştirmek, mümkün değilse deist yetiştirmek. Hedefleri ve amaçları ne? Devletine bağlı bir insan bu adamlar için tehlikedir. Dinine bağlı bir insan bu adamlar için tehlikedir. Devletin olmadığı, devlete saygının olmadığı, dine saygının olmadığı, şehvet ve savaş görselleriyle, oyunlarıyla yetiştirilmiş, kolay para kazanmaya yönlendirilen bir nesil. Ve bunu da iki isim altında yapacaklar. Özgürlük ve iklim değişikliği. Yapacakları her bir projeyi bu ikisinin altında. Sana diyecekler ki sen özgürsün. Sen bir bireysin. Sen kimseyi dinlemek zorunda değilsin. Bak senin annen de yanlış yapar, baban da yanlış yapar, atan da yanlış yapmıştır. Peygamber de yanlış yapar. Zaten sen eğer Allah dostlarını, alimleri kötülemeye başladıysan, bu bir sonraki aşama peygamberdir. Peygamberi de Allah muhafaza hata bulmaya başladığında,
Bir sonraki yer Allah muhafaza zaten Yüce Mevla'dır. Yüce Mevla'nın da özellikle irade ve kudret sıfatından şeytan girer, adalet sıfatından girer. Yani lüks bir hayat yaşayanları sana böyle gösterirler, sonra sana der ki, sana şunu dedirtir. Ya neden o adam, neden sen değilsin? Niye o hayatı sen yaşamıyorsun da o yaşıyor? Sana bunu dedirtir. Ondan sonra Allah'ın adalet, hani adildi Allah? Böyle adalet mi olur dedirtir. Yüce Allah'ı sorgulatmaya başlar. Ondan sonra çuvalın ağzı açılınca tabiri caizse peşinden de bir sürü gelmeye başlar. Günümüzün zaten gençliği gördüğünüz gibi böyle bir yere doğru öyle bir götürüyorlar ki Türkiye'den bahsetmiyorum ama bütün dünyadaki gençlikten bahsediyorum. Uyuşturulmuş, kendisini bir şey zanneden, her şeyi bildiğini zanneden, yani oturduğunda bu menemen güzel olmuş mu, ya bu menemen güzel olmamış, yumurtası şöyle olmuş, domatesi böyle olmuş, biber biraz daha kızarsa daha iyi olurdu. Kalk sen menemen yap dediğinde bilmiyorum ki menemen yapmayı, diyen bir gençlik. Yani her şeyi eleştiren ama hadi sen yap dediğinde bahane üreten. Kolay para, ver 3 lira al 10 lira. Ve devletine karşı, dinine karşı. Bütün bunları nereden yapıyorlarsa biliyor musunuz? O komik komik videolar görüyorsunuz ya, bazen dini eleştiren namazı böyle komik komik, dini bir emiri böyle basite alıyor, seni de güldürüyor orada. O edepsizliği böyle bir almaya başladığında, ona böyle sempatik sempatik, güldüre güldüre. Ondan sonra bir bakıyorsun genç başka yerlere gitmiş. Anasına isyan, babasına isyan, büyük bilmez, küçük bilmez. Ben böyle istiyorum. İnsanda da böyle bir özellik var, en başta söyledim. O benlikle beraber bir bakıyorsun gençlik bambaşka yere gidiyor. Ve gitgide de gidecek. Bugün ateistim demek moda, deistim demek moda. Sebep, ateistim ve deistim diyenler Allah'ın Rabliğini direkt inkar ediyorlar zaten. Yüce Allah'a diyorlar ki sen bizim Rabbimiz değilsin, sen bizim kural koyucumuz değilsin. Biz insanlar düşündük, taşındık ya da benim düşünüp taşımama gerek yok, ben böyle düşünüyorum. Ben sana katılmıyorum. Ben senin gibi düşünmüyorum. Sen zaten düşünmüyorsun ki. Ciddi diyorum, düşündüğünü zannediyorsun. Bilmediğin bir şeyi düşünemezsin, emin ol bundan. Birkaç bilgin vardır, onları birleştirerek başka bir şey düşünebilirsin. Ama o bilgilerle düşünürsün. O bilgi havuzuna da nereden geliyor bu bilgiler? Televizyon bile çok masum kaldı artık. Artık böyle diyorsun yani, bari televizyon izlesin. Televizyon bile masum. Bunların yaptıkları meselelerden bir tanesi de, bunlar derken bunlar 13 tane aile, küreselci denilenler. Bu 13 ailenin bağlı olduğu bir yer daha var, emir oradan alıyorlar. Ve bütün bu sistemi dünyada o emredenin emriyle gerçekleştirmek için mücadele ediyorlar. Bunu yaparken bir, onlara verilen emirlerden bir tanesi de şu, gençleri eşcinselliğe yönlendireceksiniz. Bunu da ne altında yapacak yine? Özgürlük. Sana kimse karışamaz. Bak bu zehir zemberek sözü unutmayın. Sen hürsün. Sen istediğini yapmakta serbestsin. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun.
Bir çocuk, Allah muhafaza, bir genç eşcinsel olduğunda %99 dinden uzaklaşır, devletten uzaklaşır. Onlar için kolay bir lokmadır artık. Ve onların adamlarını biliyorsunuz, sanatçıları manatçıları çıkartıyorlar. Adınız gibi bilin ki erkek ama kadın kıyafeti giyiyorsa, kadın mı erkek mi tam belli olmuyorsa bu adamların piyonlarıdır. En ufak şüpheniz olmasın. Aslında bunu söylerken de öyle YouTube'dan söylemiyorum, öyle söyleyeyim. Yani direkt bilgiyle söylüyorum. Direkt onların adamları. Direkt oradan ücret alanlar. Bu adamlar öyle bir çalışıyor ki mesela Netflix'in sahibi kim? Netflix'te herhangi bir dizi ya da filmde eşcinsellikle alakalı bir sahne olmazsa yayınlanmaz. Çok alakasız bir yerde bile, filmin konusu hiç öyle bir şey değilse bile küçük bir sahne o araya yerleştirmek zorunda. Al sana başka bilgiler. Bilgi bir düşünce havuzunu atıyor senin. Ondan sonra bir bakıyorsun gençlerde özenti. Bu Netflix'in sahibi bunların piyonlarından. Adamlar birilerini seçeceği zaman şunu yapıyor. Sıfırdan direkt birini çıkartırlarsa dikkat çeker. Bakıyorlar kimi kullanabiliriz? Şu sen ne? O da uyacak ona. CD, VD satıyormuş bu. CD, VD gel bakayım bir anlaşma. %70-30'la çalışıyorlar. Biz sana destek olacağız. Bize ihanet etme. Aleyhimizde konuşma. Dinin, dilin, ırkın bizi ilgilendirmez. Aleyhimizde konuşmayacaksın. 3 şeye yemin ettiriyorlar. Aleyhimizde iş yapanlarla iş yapmayacaksın, ihanet etmeyeceksin ticarette. Sonra bakıyor diyor ki %70-30'la çalışırız. Bütün dünyada bu sistemle çalışıyorlar. %70'i bizim, %30'u senin. Her ülkede de adamları var. Bizim ülkemizde de var. Her ülkede medyaları var. Bu adamların hayat hikayesini okuduğunda şunu görürsün. Vay be adam ne başarmış arkadaş. Bak Netflix'e ne yapacak adam CD'den bak uyuyor birbirine. Gidip de bir hamburgerciden Netflix'in sahibini yapmıyorlar. Elon Musk dediğiniz adam nereden bu kadar şey? O da onların piyonu. Piyonu demeyelim fillerinden oldu. O bir tık daha üstte. O uyduları niye gönderiyorlar? Elon Musk uyduyla döşeyecek etrafı da bunlardan müsaadesiz ha? Sen hiçbir şey bilmiyorsun o zaman. Hepsi 2030'a yatırım. Hepsi. Bir 3-5 sene sonra bak 2030 Allah ömür verirse görürüz. Bu sohbetin kaydını da dinleriz. 2030'da bakın bizim ülkemizde bile ateizm ne kadar yayılmış. Deizm diyorlar. Ateist demezseniz deist dedim. Allah-u Teala'nın şu Rabliğini kaldırın ortadan. Allah'ı kabul etse de ben peygambere inanmıyorum ne demek deyiz? Ben Allah'a inanıyorum, peygambere inanmıyorum. Allah'lığını kabul ediyorum ama Rabliğini kabul etmiyorum. Bana emir veremez. Çünkü emir peygamberler vasıtasıyla geliyor. Allah-u Teala yeryüzünde bir tek Hazreti Musa ile konuştu. Miraç'ta da Allah Resulü Aleyhisselam'la. Onun dışında kimseyle direkt konuşmadı. Kimseye direkt vahiy gelmeyecekse peygamberler vasıtasıyla gelecek bu. Sen bunu da inkar ettirirsen ne olur? Rabliği reddedilmiş olur. Yüce Allah o yüzden bize dedi ki o zerreler halinde yarattığında ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de dedi ki evet. Kalu dediler ki o zerreler bele. Sen bizim Rabbimizsin. Şehitne biz de buna şahidiz. Hepimiz bunu dedik. O kendi sevgisini orada bize yerleştirdi. Zaten Yüce Mevla diyor ki, neden böyle yaptık biliyor musunuz o zerreler halinden çıkardık? En tekulu yevmel kıyameti inna kunne an hâdâ gâfilîn. Biz kıyamet gününde şöyle demeyesiniz diye. Biz gafildik bundan. Bize herhangi bir şey gelmedi. Hatta İmam Maturidi bu ayeti de delil getirerek der ki, bir kimse dağ başında da kalsa, bir adada tek başına kalsa, Allah'ın ismini söylemese bile bilemez, her şeyi yaratan bir varlık var. Yani aşağı taş atmakla aşağıda mimari eser oluşmaz. Bütün bunları da yapan bir güç var.
bunu demek zorunda diyor. Ya bunlar kendi kendine olmamıştır, yapan vardır. Bunu dese kurtarır diyor. Hiçbir şeyi duymayan, çünkü Yüce Allah ona bu özelliği verdi diyor insana. Yani hiç kimse şöyle bir şey diyemeyecek. Ben Allah'tan, Allah-u Teala'nın varlığında bundan hiç gafildim. Ya da اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرَكَ اَبَاءُنَا مِنْ قَبْلُ. Bundan önce bizim babalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı. Biz de babamızdan, anamızdan öğrendik bu dini. Öyle değil mi? İşte bugün soruluyor ya, Hristiyansa anası babası, Yahudiyse, ne bileyim, Budistse, Hinduysa. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ. Biz de onlardan sonra gelen bir nesildik, onların zürriyetiydik. اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ. Sen bu amellerine batılı karıştıranlardan dolayı bizi helak mı edeceksin Allah'ım diyemeyesiniz diye. Hepinizden tek tek söz aldık diyor. Hiçbiriniz babanız ananızı bize delil getirmeyin diye. Hepinizde bu özellik var diyor. Ve kıyamet günü bunu hatırlayacaksınız. Bu şifre sizde var. Bu özellik sizde var. Size imtihan gereği unutturuldu ama meyvesi duruyor. İşte o meyvesi de ne? Yüce bir yaratıcıya tapma hissi. O duygusu. O sizde şu an sabit mevcut. Kimse benim babam Hristiyandı, Yahudiydi, Hinduydu diyemesin diye bunu yaptık diyor. Teker teker söz verdiniz. Tabii ki Yahudi bir anneden, Hristiyan bir babadan, işte doğan bir çocukla Müslüman bir ana babadan doğan çocuk bir değil. Ama diyor ki sizi İslam fıtratı üzerine yarattım. Size verilen bilgiler ters olunca fark edeceksiniz bunu. Burada bir şey var diyeceksiniz. Ama sizden bir tek isteğim var. Rabbinizi arayın. Beni arayın, ben size kendimi bulduracağım. Hangi ülkede olursanız olun. O yüzden bakın, Yahudi, Hristiyan ya da ne bileyim başka bir dine mensup ve Müslüman olmuş olanlara, neden Müslüman oldun deyince diyor, benim rahatsızlığımda bir şey vardı, araştırdım diyor. Ama günümüzde bakıyorsun Avrupa, Çin vesaire ateist olmuş. Allah diye bir dertleri yok. Celle Celaluhu. Öyle bir derdi yok ki o gencin. Nerede eğleniyoruz, nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz, ne olacaksın? Peki Müslüman gençliğe ne deniliyor? Müslümana da şunu diyor. Sen doğru bilgiye daha çabuk ulaştın. Ama sana soru şu. Ana baban inkar etse, hocam inkar etse, Allah'ı inkar eder misin Celle Celaluhu? Eğer sen dersen ki, benim hocam, benim şeyhim, benim anam, benim babam Allah'ı inkar ederse ben de ederim. Ya da peygamberi inkar ederse ben de ederim. Sana diyor ki sen iman etmemişsin. Senin imanın kabul değil. Bilgiyi aldın, doğru bilgiyi kendin düşündün. Dedin ki Rabbim tek, Rabbim var. Onun her şeye gücü yeter. O her şeyi bilir, her şeyi görür, her şeyi duyar. Buna inanıyor musun? İnanıyorum. Kim inkar ederse etsin yine de inanıyor musun? Evet. Yani sen bir insan olarak doğru bilgiyi aldın. Bunu kendin düşünüp kendin karar vereceksin. Gayrimüslim bir çocuk da yanlış bilgiyi aldı. O yanlış bilgi, zaten doğru bilgi gelmezse ona mesul değil. Birincisi o. Hiç doğru bilgi gelmedi. Allah-u Teala hiç duymadı. Peygamberleri hiç duymadı. Mesul değil. Bir tek Allah-u Teala ile alakalı İmam Maturidi diyor. Yaratan bir şey var dese yeter. İmam Eş'ari bunu demese de yeter olur diyor. Yanlış bilgi geldi, yok diyor. Seni hesaba çekmeyeceğiz. Doğru bilgi geldi. O başkasına da diyor. O diyor ki sen düşün şimdi bunu. Ya Müslüman çocuğuna ne deniliyorsa gayrimüslimin çocuğuna da aynı şeyi söylüyor. Doğru bilgi gelince kendin yorumla, kendin düşün, kendin kabul et. Ha, sen doğru bilgiye çabuk ulaşırsın. O sadece doğru bilgiye ulaşmak istediğinde ulaşacak. O yüzden işte Yahudi, Hristiyan ya da başka bir yerde doğan çocuğun günahı ne? Ya da ben Müslüman bir anada babadan doğdum diye direkt cennette miyim? Hayır. Sen direkt cennette değilsin. Sana gelen bu bilgiyi kendinin, evet ben bunu kendim kabul ediyorum demen lazım. O gayrimüslim ülkede doğan çocuk da doğru bilgiye ulaşmadıysa hesap sorulmayacak.
doğru bilgiye ulaştıysa o da kendi düşünecek. Evet, ben buna inanıyorum diyecek. Ayrıca yanlış bilgi onun fıtratına ters düşeceği için bir şeyler onu rahatsız edecek. Rahatsız edince bir dert etmesi lazım. Ya ben doğruyu arıyorum. Kim doğruyu arıyorsa Allah-u Teala kendini bulduruyor. Bundan da emin olalım. Sonra bizim dinimizde gençlere ayrı bir önem veriliyor. Çok ayrı bir önemi var gençlerin. Şöyle ki, mahşer gününün dehşeti esnasında 7 tane sınıf gölgenin altında oturacak. Mahşer yerinin o 50 bin yıllık süresi, o gölgede oturanlara 2 rekat namaz kadar gelecek. Peki o gölgede oturanlardan biri kim? Gençliğini Allah yolunda harcayan gençler. Hani kimileri vardır, görmüşsünüzdür. Diyelim ki adam gelmiş 40-45 yaşın, ondan sonra tövbe etmiş. Ama gençliğinde de yemediği nane kalmamış. O işte bu sebepten dolayı arşın gölgesi altında bulunamıyor. Bu şıkkı kaçırmış. Ama gençken Allah yolunda olan o gölgenin altında toplam 4 dakika kadar bir süre kalacağını orada yani. Gençliğini Allah yolunda harcadıysan. Gençken kılınan namaz, yaşlıyken kılınan namazdan çok üstün. Gençken sağlamsa bir insan, ondan sonra sapmaz da Allah'ın izniyle. Özellikle lise çağında sağlam temel atarsan, ondan sonra üniversitede ayağın hafif kayacak gibi olsa da yeniden toparlıyorsun. Ama lisedeyken biraz farklı kulvarlarda koştuysan, ondan sonra toparlamak tabii ki mümkün ama diğerine göre daha zor oluyor. Çünkü insanoğlu yaşlandıkça kalbinde günahlar lekeleri çoğaltıyor. Her günah kalpte bir leke oluşturuyor. O kalp sol memenin 4 parmak altında ceviz büyüklüğünde manevi beyaz bir kalp. Günah işlendiğinde o kalbe bir leke geliyor. Bu lekeler çoğaldığında ve bütün kalbi kapladığında kalp mühürleniyor. Kalp mühürlendikten sonra istediğin hacıya götür, istediğin hocaya götür. Bırak hacıyı, hocayı, peygamber gelip anlatsa dinlemiyor. Anlatmayı bırak, mucize göstersin, mucizeye inanmıyor. O yüzden 70 yıl kötü bir hayat yaşayıp da alnı secdeye değmeyip de sonradan tövbe edeni yoktur. Var mı tanıdığı olan öyle? 70 yıl alnı secdeye değmemiş, 70 yaşında bir tövbe etmiş, adam 5 vakit namazında abdestinde. Bulamazsınız öyle. Zaten ona desen ki Fatiha'yı ezberle, onu ezberleyemez. Fatiha'dan sonra bir inna afayna kulühü'yü ezberle, onu ezberleyemez. Ayağını kaldırayım derken abdest almaya bir yandan abdesti bozulur. Ne secdeye gider doğru düzgün, ne ruku yapabilir. O yaştan sonra da Allah-u Teala kendi tarafına çekmiyor. Kalp mühürleniyor çünkü. 60 yaşına kadar alnı secdeye değmeyip sonra tövbe eden çok 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 istisnadır. 50 yaşına kadar alnı secdeye değmemiş sonra tövbe edenler daha çoktur. 40 yaşına kadar alnı secdeye değmemiş tövbe eden çok fazladır. 30 yaşına kadar kötü yolda olup ondan sonra dönen çok çok fazladır. 20 ile 30 arası en fazla olduğu yaştır. Neden biliyorsunuz mu? Kalp daha mühürlenmemiş. Çünkü hani nasıl ki sigara içildiğinde ciğeri hemen kapatmıyor ya. Yılları alıyor. O günah da işte öyle hemen kalbi mühürlemiyor. O yüzden belli bir yaştan sonra dönüş olmuyor. Tam tersi de öyle. Mesela 70 yaşına kadar ibadet etmiş biri ondan sonra ben ibadet etmiyorum bıraktım bu işleri Alzheimer falan değilse öylesini de bulamazsın. Tam tersine Ramazan ayı geliyor. Ramazan'da diyorlar ki hocam doktor dedi ki işte anneme oruç tutma, annem ağlıyor ben oruç tutacağım diyor. Bir söyler misiniz işte babam ben oruç tutarım nasıl tutamam diyor. Oruç tutmamak ağrına gidiyor. O insanı namazdan oruçtan çeviremezsin.
O yüzden cennet ve cehennem ebedi. Çünkü dünyada belli bir yaştan sonra insanoğlu artık dönmüyor. Dünyada ebediyen kalsaydı cehenneme gidecek olan ebediyen cehennemlik olarak yaşayacaktı. Cennete gidecek olan da cennetlik olarak. Bu sebeple cennet ve cehennem ebedi. Çünkü dünyada da kalsa, yani o 70 yaşında alnı secdeye değmemiş adam 700 yaşına gelince tövbe mi edecek? Ebu Leheb bugün yaşasa, Ebu Cehil bugün yaşasa sen tövbe mi edecekler bunlar? Gitsene Ebu Leheb'e de ki sen nasıl bir adamsın, bir de peygamberin amcasısın, nasıl böyle yaptın, dön doğru yola falan, sana ne der? Git lan der, dünkü yetme. Ben 1400 yaşındayım, sen kaç yaşındasın? Ben 170, daha dünkü çocuksun. Gelmiş bana nereden nelerden bahsediyor. Sizin bilmediğiniz çok şey var der. Ben sizin bilmediğiniz çok şey biliyorum. Düşünsene otobüse bir biniyorsun, herkes 300 yaşında, 500 yaşında, sen 200 yaşındasın, gençsin daha diyorlar. Sen ayakta bekle. Yer ver. O yüzden yaşlanınca ölmek güzeldir ha. Ha, ölsünler ki yeni nesil gelsin. Çeviremezsin. Yani eğer baban, deden diyorsa ki toprak satılmaz, o toprağı sattıramazsın ona. Kitleniyor artık. Artık sabit. O yüzden o adam 1000 yıl da yaşasa dönmeyecek fikrinden. Yüce Allah alıyor ki bu taraftan geridekiler rahat etsin diye. O yüzden ebediyetin mükafatı ebediyet ya da ebediyetin cezası ebediyet. Bunu şu yüzden söylüyorum. Yani niye 60 yıl yaşıyor adam burada 50 yıl orada ebediyen cehennemde kalıyor. Cennet anlıyor da cehennem anlamıyor. Bu haksızlık değil mi? Değil. Allah'tan alıyor Allah-u Teala öbür tarafı. Yoksa düşünsene bir de sürekli onlarla uğraşacaksın. Bir de onlar başlayacaklar böyle laf konuşmayı. Ve bu dinin de bir özelliği var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e iman edenlerin çoğu gençti. Sahabeden yaşlı olan yok doğru düzgün. Hazreti Ali kaç yaşında Müslüman oldu? 7 yaşında. Ebu Ubeyde bin Cerrah, hatta Hazreti Ali 10 diyen de var. 15 yaşında. Sa'd bin Ebi Vakkas 17 yaşında. Musab bin Umeyr 18 yaşında. Hazreti Ömer 27 yaşında. Hazreti Osman 25 yaşında. En yaşlılardan biri Hazreti Ebu Bekir 38 yaşındayken iman etti. Çünkü yeni gelmişti vahiy yani. Peygamber aleyhisselam o yüzden buyurdu. Benim kavmimin yaşlıları beni inkar etti, gençleri yanımda durdu diye. Gençler deli fişektir. Ne tarafa çekersen o tarafa gider. Ve gençlerde bir özgüven olur. Özellikle üniversiteye geçince özgüven patlaması yaşarlar. Çünkü birçoğu ilk defa anadan ayrı, babadan ayrı başka bir memlekete gidiyor. Ayakta durabildiğini görüyor. Allah-u Teala diyor, لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ Biz insanı zorluk içinde yarattık. Yani zorluğa dayanacak güçte. Zaten diyor cennetten sonra dünyaya indirildiğinde insanoğlu baktı ki soğukla mücadele ediyor, sıcakla mücadele ediyor, açlıkla, yırtıcı hayvanlarla kendine bir cesaret geldi. Böyle ondan sonra isyana başladı. Ben de yapabiliyorum dedi. İşte üniversiteye gidince de böyle bir baktı ki tek başına mücadele edebiliyor, makarna da yapabiliyor artık. Yemek de yapabiliyor, otobüslere biniyor, cebi ilk defa lisede görmediği kadar para görüyor. Anadan ayrı, babadan ayrı, bir de tam şey dönemi böyle, hormonların yerinde duramadığı dönem, ondan sonra diyor ki, benim diyor ya, ben şimdi buldum kendimi diyor. Ben böyle istiyorum, ben böyle düşünmüyorum. Ben sizin gibi değilim çünkü ben yapmak istediklerimi yapmak için zincirlerimden kurtulmak zorundayım. Zincirlerimden kurtulamazsam istediğimi yapamayacağım. Hatta zincirlerim bende bağlıyken yapmak istesem de o da huzursuzluk verecek. Düşünsene
Müslüman mısın diyor, evet Müslümanım. Ama işte ne bileyim, harama gidiyor mu, harama gidiyorum. Ama huzursuzluk veriyor ya. Yani giderken diyor ki ya gitmesen falan. Yaptıktan sonra yazıklar olsun, nasıl yapıyorsun sen böyle bir şey. Bu bile günahın kalitesini düşürüyor. Yani ben öyle bir günah işlemeliyim ki aklıma, benim vicdanımı yoracak, vicdanıma gelecek bir ses bile olmasın. Bunun en güzel yolu ne? Hiçbir şeye inanmıyorum arkadaş ben. Ben ateistim. Bilimsel olarak böyle araştırmış, gelmiş, istisna insanlar var. Ateizmi seçen. İstisna, böyle ciddi ciddi araştırmış yani, ciddi ciddi bakmış. Onlardan bir tanesini de biliyorsunuz, sürekli televizyonlara çıkıyor. İki de bir şu ayeti söylüyor. İşte Kur'an diyor bilimsel olarak yanlış. Niye yanlış? İşte ayette diyor ki Allah dağları yarattık sarsılmayasınız diye. Halbuki dağların olduğu yerde deprem olur. Bak diyor, bu bilime aykırı, Kur'an bilime aykırı. Ya be adam, hiç mi bir tane hocaya sormadın ya da o kadar okuyorsun ya, bu ayet ne demek istiyor? Bir açıp bakmadın. Ayette anlatılan o değil ki. Ayette anlatılan şey şu. Dünya yumurta gibi dümdüz olsaydı, pürüzsüz, hiç dağ olmasaydı, sürekli sarsılırdınız. Bunu ben söylemiyorum. Bugün söylüyorum. 1300 sene önce yazılmış tefsirlerde de bunu söylüyor. Yeni söylenen bir şey değil yani bu. Dağın olduğu yerde deprem olmaz demiyor ayet. Dağlar olmasaydı sürekli sarsılırdınız diyor. İşte adam onu almış o ayeti. İşte bir şey kötüleyecek ya kendince. Kur'an bilime aykırı, dağları yarattık ki işte sarsılmayasınız diye. Halbuki deprem olmasın diye de demiyor ayet. Sarsılmayasınız diye. O da tutuyor oradan, işte gençler de vay be, işte ne bilim adamı, ne kadar şey biliyor. Sanki bütün kimyaya hakimler, bütün arkeolojiye hakimler, onların bütün inancını bozacak bir tane fosil, bir fosil çıkar bütün inançları yerle bir. Ama bu ara kendisine ateş attığı gibi kendine inanan binlerce kişiyi de ateşe götürür. Bilim bu. Yani ayet diyordu ki biz demiri gökten indirdik. Alimler bilmiyor tabii. O zaman diyorlar ki ya demir nasıl gökten indi? Diyorlar ki herhalde işte güneş, rüzgar falan, yağmur, bunlar bunu oluşturuyor zamanla, yüzyıllar içerisinde. Öyle yorumlamışlar. 1985'te açığa çıktı ki demir gökten, cidden direkt gökten inmiş. Ayetin ne dediği 1985'te anlaşıldı. Biz suyu gökten indirdik diyor Allah-u Teala. Meğer su da ilk başta direkt dışarıdan gelmiş. Meteorlarla. Biz de zannet suyu gökten indirdik deyince yağmur falan yağıyor falan. Ayetin ne dediği asıl daha sonraları anlaşıldı. Ve Kur'an-ı Kerim'de öyle bir özellik var ki insanoğlunun soracağı bütün sorulara cevap var. Ana sorulara. O ana sorulardan bir tanesi cevapsız kalsın insan sapıtıyor. Mesela hiç kimse sana şöyle bir bilgi vermedi. Sen nereden geliyorsun? Dedin ki anamdan, babamdan, o anasından, babasından, o oradan, o oradan, o oradan. Sonra o nereden? Eğer buna dini bir açıklama bulamazsan doğal olarak direkt başka yönlere kayıyorsun. Ya biz ölünce ne olacak? Ölünce direkt toprak oldun, sonra işte dirilme var mı yok mu? Hiçbir bilgin yok yani. İçimizdeki kötü hisler neyden geliyor, nereden geliyor? Öyle büyük sorular ki bir tanesinin cevabını bilme insanoğlu sapıtmaya başlıyor. Kur'an-ı Kerim senin sorduğun bütün ana konuları doldurduğu için senin o yüzden öyle bir normalde derdin olmuyor. Çünkü ana sorulara cevabın var. Bu sefer zaten onların, o ateistlerin işine ana sorularla oynamak. Öyle sorular soruyorlar, mantığa aykırı, mantığın kabul etmeyeceği sorular. Mesela meşhur sorularından ki bunu
söylüyorum, diğerleri de buna benziyor. İşte Allah'ın her şeye gücü yetiyor mu? Yetiyor. Her şeye gücü yetiyorsa kaldıramayacağı taş yaratabilir mi? Şimdi garibim Müslüman düşünüyor, diyor ki lan yaratır desem taşı kaldıramayacak. Taşı kaldıramazsa her şeye gücü yetmiyor olacak. Ama her şeye gücü yeter dedik. Bu geçmişte ta ilk çıktığında bunlar da meşhurdu. Şimdi onu kaybettiler. Bu soruyu, çünkü bütün yaklaşımları böyle olduğu için bu aslında onların çıkış noktalarından bir tanesi. Mantık hatası var. Şöyle ki, o adama şöyle de, ben sana daha kolay bir soru soruyorum. Bir futbolcu var, hiçbir penaltıyı kaçırmamış. Bir kaleci de var, hiçbir penaltıdan gol yememiş. Düdük çaldı, penaltı. Bu futbolcu geçti topun başına. Bu durumda ne olur? Mantık ikisinin aynı anda olmasını kabul etmez. Yani ya futbolcu golü atar ya kaleci kurtarır. İkisi aynı anda gerçekleşmez. Yani hem futbolcu golü atacak hem kaleci de o golü kurtaracak. İşte diyor kaleci tutar diyor, içeri girer, gol olur. Çizgiyi top geçtiyse gol olur. Ne yaparsan yap ikisi aynı anda gerçekleşmez. Ya da bir gülle var, yıkıp geçemediği hiçbir duvar yok. Bir duvar var, onu hiçbir gülle yıkıp geçemiyor. Bu gülleyi bu duvara atsak ne olur? O gülle ya yıkar ya yıkılmaz. İkisi aynı anda olur diyorsan bunu ispat et. Sana da bir yıl süre, $1,000,000 da ödül. İmkansız, sabaha kadar kendini karşı dur. İkisinin aynı anda gerçekleşmez. Yani her şeye gücü yeten bir varlığın kaldıramayacağı bir taş olmaz. Soruları aynen bu tarzda Müslüman gençlerin, körpe beyinlerin fikirlerini alt üst edecek şekilde sorular. Ve Allah-u Teala'nın adaletiyle alakalı sorular. Ve sürekli yargılayıcı, sorgulayıcı. Ve öyle de bir algı oluşturulmuş günümüzde ki, sanki namaz kılanlar hırsız, namaz kılmayanlar temiz. Yani bizim orada biz de namaz kılmıyor falan, çok temiz bir adam. Çalmaz çırpmaz. Şu var ya, bir de Müslümanım diyor. Ama ne hırsız biliyor musun, ne rüşvetçi falan. Öyle bir altını dolduruyor ki bu medyada, sanki namaz kılıyorsa, dine bağlıysa bu hırsızdır. Yani ama namaz kılmıyor bu tertemiz adam. Yani önemli olan namaz falan değil yani. Böyle bir algıyı da yerleştiriyorlar. Diyorum ya size, düşünce havuzunuza öyle kirli bilgiler atıyorlar ki, bana senin Müslümanlığın gerekmez. Müslümanlığını Allah'a göster. Bana insanlığın yeter. Bana insanlığını göster. Kulluğunu Allah'a göster, bana insanlığını göster. İbadetin beni ilgilendirmez. Görüntüde böyle vay be ne kadar güzel bir söz falan ama altı zehir zembelek. Ne yani, demek ki İslam ve insanlık ikisi birbirinden farklı. Halbuki İslam insan fıtratı üzerine. Ama öyle bir algı var ki demek ki ibadet Allah'a yapılır, bana insanlık göster. O insanlık da İslam zaten. Böyle bilinç altına, bilinç üstüne sürekli kirli bilgilerle, sürekli dediğim gibi devleti kötüleyen, hükümet demiyorum, hükümet olabilir, hükümet bugün vardır, yarın yoktur, o vardır. Ama mesela Osmanlı'ya falan gidiyorsa, artık Osmanlı'yı böyle ciddi ciddi eleştiriler ve bunu da böyle sosyal medyayla falan yapıyorsan, doğal olarak önce yanlışları söylerler. Osmanlı hatasız mı? Tabii ki onun da hatası var. Günümüzde hatalar yok mu? Bir sürü hata var. Hataları hemen söylersin. Bak bunlar böyle, bunlar böyle. Bak Osmanlı'da da bu böyleydi falan. Bak ondan önce işte Selçuklular, Emeviler de böyle, Abbasiler falan. Oradan sahabeler. Ondan sonra bizim genç bir bakıyorsun, özgüven patlaması yaşıyor. Ben eleştirebiliyorum. Ben zaten birini eleştirebiliyorsam demek ki ondan daha hakimim olaya. Hakem oldum sonuçta. Yani bence bunlar yanlış ya.
Sizi gençlik, Allah yar ve yardımcınız olsun, gerçekten çok büyük tehlikeler bekliyor. Kızıyla erkeğiyle. Kızlarda beğenilme duygusu var, erkeklerde beğenme duygusu var. Allah-u Teala o fıtratta yaratmış. Onlar da zaten bu duyguları, dedim ya, nefsi, insanı, bu benliği biliyorlar. Çünkü kendileri bunu zirvede yaşıyorlar. Zirvede yaşadıkları için neyden hoşlanılır, hoşlanmaz. Kızları önce açmak en büyük bunlar için, kötülüğün başı kızları açmak. Kızları açmanın da en kolay yolu başörtüsü. Kızın başından başörtüsünü alırsan gerisi gelir. Çünkü başörtüsünü aldığın zaman o kız altına pardüse giymez. Altına cilbap giymez. Yani başı açık ama cilbap giymiş. Böyle biri olur mu? Başı açık ama böyle bütün vücudunu tamamen kapatmış. Yok illa ya bacaktan, ya pantolon, ya dar etek, ya gömlek falan muhakkak farklı şekilde giyinir. Ama başını örtmüşse de bu sefer alt kıyafetleri de değişir. O yüzden yıllarca başörtüsüyle mücadele edildi. Başörtüsü siyasi falan filan dendi. Hepsi onların oyunları. Hep böyle söz var ya, insanlar algıyla yönetilir diye. Algıyla yönetmek için. Kızım bu sefer başörtüsünü alıyorum, ona göre kıyafet, ona göre ayakkabı, ona göre kemer, ona göre çanta. Zaten beğenilme duygusu var. Allah öyle yaratmış. Ben böyle daha güzel oldum. Saçını şurada şöyle yaptır. Ne bileyim, kaşını böyle yaptır. Şu daha güzel bir olur. Şuranı aç. Bir de genel kurallar var. İşte şurası açıksa şurası kapalı olur. Adap yani bu. Onun da bir adabını uydurmuşlar ya kendi. Em lekum kitabun fihi tedrusun diyor Yüce Mevla. Sizin başka bir kitabınız vardı, ondan mı ders yapıyorsunuz? Ma lekum keyfe tahkumun, ne oluyor size, nasıl hüküm veriyorsunuz? Başka bir kitaplar var Kur'an dışında. O kitapta da kurallar var. Buna da ne? Nezaket kuralları, giyim kuralları, moda kuralları. Bir sürü isimler adı altında insanlara böyle proporsiyonellik diyerek istedikleri yere doğru çekiyorlar. Yemek neyi? Sol elle yenir. İslam deseydi ki sağ elle yemek daha güzel, bunlar sol elle yemek daha güzel, sağ elle yenir derler. Böyle bir Allah-u Teala bunu mu istiyor? O zaman biz bunun karşısında bir şey söyleyelim. Kızlar açıldığı zaman erkeklerde zaten, erkeklerin bozulması da daha kolay oluyor. O yaşta özellikle. O yüzden özellikle kız bacılarımız, Allah için şu, belki de senin cennetin orada yani, o başörtüsünde. Şu nefsinin üstüne bas ve de ki, ben Rabbim bir kahvenin bile 40 yıl hatırı oluyorsa senin bende hatırın var. Çok büyük hatırım var, ben senin hatırın için kendi nefsime basıyorum ve şu örtüyü başıma alıyorum. Utanıyor musun başta? Evet, sana bakıyor gibi olacaklar falan. Ne bileyim, başörtünün üstüne bir tane şapka koy mesela. Böyle foter moter. Daha böyle ne bileyim, seni rahatlatacaksa. Çünkü gerçekten ateşe doğru gidiyor yeni nesil özellikle. Bizim nesil interneti bilmediğimiz zamanlar vardı, bir de internetli zamana denk geldik. Biz geçiş sürecine denk geldik. Ama yeni nesil, sizler hiç bilmiyorsunuz internetsiz zaman nedir. Direkt böyle internetin içinde doğdunuz. Her şey tık tık. Bir tane ehliyet hocası öyle dedi. Yeni dedi ehliyet verdiğimiz erkek çocukları da, yani erkekler de geri geri parkta zorlanıyorlar dedi. Mesela kadınlar zorlanıyor dedi park etmede. Bu yıllardır dedi bizim bildiğimiz bir konu. Yeni dedi ehliyet alanlarında da aynen kadınlar gibi zorlanma var. Nedendir diye dendiğinde dedi ki, benim dedi gördüğüm, hani kız çocukları genelde kapalı ortamda yetişmişler, kadınlar hani biraz daha korunmalı böyle.
Ya erkek çocuğu biraz daha böyle dışarıda yetişiyor. Tehlikelere daha açık yetiştiği için gözü daha açık. Erkekler o yüzden daha kolay fark edebiliyordu ama bu yeni nesil dedi internette oyun falan böyle işte PlayStation şu bu. Bunlarla dedi galiba evde oldukları için dedi. Yani kadın gibi bir hayat düşün evde. Genelde evde oyunun başında dışarıda gerçek tehlikeyle. Velev ki bu ayak kayması olsun. İşte ayağım kayacaktı da işte tam kendimi tuttum. Böyle düşüyordum işte elimi koydum da işte kolum gelmedi falan. Top oynuyorduk işte top geliyordu arkadaşlardan bir anda kaçtım yoksa dizime vuracaktı. Bu gibi şeyler çok fazla yaşamadıkları için evde internette. O yüzden dedi park edemiyorlar doğru düzgün. Aynen kadınlar gibiler. Bir de işte oyunlarla mesela çocuğa diyorsun ki oğlum diyorsun git şu odada gözlüğümü al gel. Gidiyor, geri geliyor. Yok diyor. Oğlum, sehpanın o köşeye, köşeye falan baktın mı? Bir gidiyor sehpanın köşede. Çünkü oyunda alışmış tamam mı? Alışmışlar. Giriyor ya içeriye. Bir şey parlayacak orada oyunda. Evet, git puan alacaksın. Odaya giriyor, gözlük parlamıyor. Parlamayınca diyor ki yok burada diyor. Ve böyle uyuşuk bir şekilde git, uyuşuk bir şekilde geri dön. Ve en tehlikelisi, onların en baştan beri dedim, Allah-u Teala bu Rabliğini inkar ettirmek sizi. Bunun içinde eleştiri, bunun içinde sen özgürsün, sen ayrı bir varlıksın. Sen çok değerlisin, sen muhteşemsin, sen onlar gibi düşünmek zorunda değilsin. Özgürlük. Bunu unutmayın. İkincisi bütün toplumu ilgilendiren konularda da iklim değişikliği. Bu ikisiyle bir güzel bizleri istediği yere doğru çekmeye çalışacaklar. Peki bundan kurtulmanın yolu ne bu tehlikeden? Tek bir tane çaresi var. Allah-u Teala peygamberlerine nasıl bir yol öğrettiyse o yolu yapmak. O yol ne? Bir bakıyoruz şimdi. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i göndermiş, Hazreti Musa, Hazreti Yunus, Hazreti İsa, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Hepsinde ortak bir özellik var. Şöyle ki, İslam'ı bakmış, yaşayamamışlar, bir yere gitmişler, sonra orada kendi sistemlerini kurmuşlar. Pergelin bir ayağı merkezde, bir ayağı dışarıda, dışarıdan da içeriye merkeze doğru adam çekmişler. Tek çare ne biliyorsunuz mu gençler? Allah yolunda olan arkadaşlarla beraber olmak. Başka hiçbir çareniz yok. Bak ikinci bir şık yok ha. Kesinlikle kaybolacaksın. 3 sene olmazsa 5 sene sonra Allah muhafaza. Peki onu nasıl sağlayacaksın? Onu da özellikle işte bunu Allah dostları yapıyor. Bugün işte Serhendi diyor ki işte biz gençleri topluyoruz. Bizim için gençler önemli. Herhangi bir derdimiz, herhangi bir niyetimiz, herhangi bir hedefimiz de yok bir yıl şey dışında. Allah için gençleri koruma. Abdülhakim el-Hüseyni Hazretleri bir kıssa anlatıyor. Kıssa da denizin kenarında bir sürü deniz anaları var. Adamın biri deniz analarını alıp böyle sahile vurmuş deniz analarını denize atıyor. Adam geliyor diyor ki ya neyi değiştirebileceksin ki? Baksana gözünün gördüğü bütün alan deniz anası. O da böyle elindekini atıyor. Diyor ki onun için çok şey değişti şimdi. Bizimki de o hesap. Herkese gücümüz yetmez. Keşke imkan olsa da bütün ümmeti Muhammed'in çocuğuna sahip çıkabiliriz. Ama bizdeki hedef Allah için ne kadar gücümüz yetiyorsa, gücümüzün yettiği kadar gençlere sahip çıkabilme. O sahip çıkabilmekten maksat ne? Ateist olmasınlar Allah muhafaza. Ebediyen yanacaklar çünkü. Deist olmasınlar, ebediyen yanacaklar. Kendilerine bir sürü oyunlar oynanıyor. Onlar körpe beyin etkileniyorlar ve kendilerinin böyle düşündüğünü zannediyorlar. O tehlikelere karşı o düşmanlarını onlara tanıtmak. Ve Allah-u Teala'nın emrettiği şeyi mümkün mertebe işte namazdır, oruçtur,
bunları yapabilmek. Çünkü biz eğer Allah yolunda olanlarla beraber olursak biz birbirimizi koruyacağız. Başka türlü korunamayız. Ne annemiz koruyabiliyor bizi ne babamız. Dışarı çıktığımız gibi tamamen artık şeytan ve avanelerinin pazarına düşüyoruz. Bunun da yolu ne? Önce bir tövbe edeceksin. Diyeceksin ki ya Rabbi ben senin yoluna gelmek istiyorum. Ben senin cennetine talibim. Ben senin yoluna talibim. Sen onun yoluna talip olduktan sonra Allah-u Teala'nın yardımı sana akın akın gelecektir. Her zaman şeytanın yolunda olanlar oldu, Allah-u Teala'nın yolunda olanlar oldu. Gençlerden de, yaşlılardan da. Bütün ölenler de yaşlı değil zaten. Kimin ne zaman öleceğini de sadece Yüce Mevla bilir. Ama Allah muhafaza, itikadında bir tane bozukluk vardır. O da seni dinden çıkarıyordur. Tutar bir trafik kazası, bir deprem meprem orada burada Allah muhafaza ölürsün. Ondan sonra ebediyen ateştesin. Ve dünya hayatı çok kısa. 60 yıl yaşayan bir insan günde 8 saat uyusa 20 yılı uykuya gidiyor. Bugün 20 yaşındaki bir genç için bu çok daha fazla. 3'te 1'i değil. 5'te 2'si uykuya gitmiş. Çünkü bebeklik. Çocukluk, asıl ne zamandan itibaren nasıl kendini bulmaya başladı? İşte 12-13 yaşından sonra yavaş yavaş her şeyi daha iyi anlamaya başladı böyle. 15-16 yaşından sonra daha da 17-18'de iyice ben adam oldum diyor zaten. Zaten bir 18-20 yaşındaki gencin asıl hayatı bir 3-5 senedir asıl hayatta yani. Daha böyle farkında. O yüzden her tarafa da meyillisin. Kimdi o felsefeci ya bana 100 tane genç verin, nasıl istiyorsanız öyle yetiştireyim diyen meşhur filozoflardan biriydi. Eflatun mu diyeyim, ne diyeyim işte, onlardan biri işte. Diyor ki, bana diyor verin diyor, gençlere nasıl bir şey istiyorsunuz bana söyleyin, ben onları direkt öyle yetiştireyim. O derece açıksınız. Tam da şeytanın ve o ailelerin hedefinde olan asıl kitle sizsiniz. İzlediğiniz her dizi size içinde bir yerinde zehir akıtıyor. Görüntü gönderiyor çünkü görüntüyle bilgi elde etmek çok daha etkili. Özentiler oluyor. Namaz kılmak tabii ki ağrına gidecek, zoruna gidecek. Yani gençken zaten namaza böyle iştiyaklıysan Allah mübarek etsin. Bu çok zor. Çok az kişi de vardır. Canın istemediği halde kılacaksın. Hiç huşun olmasa da kılacaksın. Biri geldi sahabeden öyle dedi Peygamber Aleyhisselam'a. Ben namaz kılmak istemiyorum dedi. Çok ağrıma gidiyor dedi. Peygamber Aleyhisselam görmüş cehennemi, görmüş cenneti, nereye gideceğini biliyor. Dedi ki istemesen de kıl. Canın istemeye istemeye kıl. O benliği en fazla yok eden şey ne biliyor musun? Alnı secdeye koymak. İnsanoğlunun çok zoruna gider o. O yüzden adam gitmiş ya cenaze namazına. Cenaze namazında Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Vay be demiş de namaz dediğim böyle olacak arkadaş demiş ya. Ne kadar böyle. Böyle olsa hep kılarım ben demiş. Ayaktasın, ruku yok, secde yok. Çok böyle kolayına gidiyor. Asıl insanın zoruna giden cidden o alnı o yere koymak. Abdest falan bahane. İşte abdestim olunca ben namaz kılmaktan acizlenmiyorum falan. Burnu yere koymak var ya. Nefse en ağır gelen şey o. O yüzden Allah-u Teala iblise de onu emretti. Meleklere de onu emretti. Dedi Adem'e secde edin. İblis dedi ben boynumu eğmem. Adem'in karşısında eğmem. Aynı imtihan şimdi bizde de var işte. Ne yapmasın ben başımı yere koymam. Niye koymam? Ya canım istemiyor falan. Canın istemiyor. O nefis var ya o içeride. Kazık gibi seni böyle tutar. Boynunu eğdirmez aşağı. O yüzden kıymetli gençler önce karar vereceksin. Diyeceksin ki ben ne tarafa gitmek istiyorum? Cennete mi cehenneme mi? Cennete gitmek istiyorsan yol belli. Cehenneme gitmek istiyorsan yol belli. İkisi de açık ve net aslında.
Hatta Peygamber Aleyhisselam'a diyor ya, kimin cennete kimin cehenneme gideceği belli mi ya Resulallah diyorlar. Evet belli diyor. O zaman biz neden amel işliyoruz diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki şu söyleyeceğimi iyi anlayın. İyi bilin ki herkes gideceği yerin amelini işler. Cennete gideceksen cennetlik ameller işliyorsundur. Cehenneme gideceksen de cehennemlik ameller işliyorsundur. Bir insan cehenneme gidecekse ve kötü ameller işlediği halde işi seyrinde gidiyorsa sakın o seni kandırmasın. Bak kötülük yaptığım adamın işi seyrinde gidiyor. %99 cehenneme gidecek o yüzden. O yüzden Allah-u Teala Müslümanla gayrimüslim aynı davranmaz. Aynı işi sen yap başın belaya girer, o yapsın ona bir şey olmaz. Cennete gidecek biri aynı işi yapsın, cehenneme gidecek biri aynı işi yapsın. Onunki seyrinde gider, bununki gitmez. Sen dersin ya ben dua ettim falan, o dua da etmiyor. Karşıda geliyor adamın işi seyrinde gidiyor. Nasıl oluyor bu falan? Sakın onların o sapkınlıkları, ahmaklıkları sizi kandırmasın. Sizi yanıltmasın. İnsanların çoğu cehenneme gidecek, az kısmı cennete gidecek. Oran ne derseniz, hadiste geçen 1000 kişide 1 kişi cennet, 999 kişi cehennem. Bunu deyince tabi sahabe-i kiram da çok üzülüyor. Diyor ki ya nasıl olacak ki biz o bire giremeyiz ki? Peygamber aleyhisselam bakıyor moralleri çok bozulmuş. Diyor ki üzülmeyin, Yecüc Mecüc de bu sayıya dahil. Sizin sayınız onların sayısının yanında, devede kulak deriz ya Türkçe tabir, devede kulak bile değilsiniz. Ya o bizim oranı yükseltiyor. 1000'de 1 değil de isterse 50'de 1 olsun. Ama cehenneme gideceklerin sayısı cennete gideceklerden çok. O yüzden tutup böyle insanların Allah'a karşı olan isyanları ve başlarına bir şey gelmemesi sizi hiç aldatmasın. Onunla alakalı ayrı konu da var da uzun olur diye anlatayım. Yani bakacaksın Kur'an-ı Kerim'e hakaret edecek, hiçbir şey olmayacak buna. Ben inanmıyorum mesela Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmiş bir anda maymuna dönmüş falan. İnanmıyorum. Olmaması lazım normalde. Ya Kur'an-ı Kerim'e hakaret etti, işi seyrinde de gitmesi lazım hatta. Geldi camiye taş attı falan, aha çarpıldı. Normalde çarpılmaması lazım. Çok istisnadır. Genel kural bir şey olmaz. Sen de onu göreceksin, Yüce Allah'a karşı itikadında değişiklik olacak mı, olmayacak mı? O yüzden bir kararını verdi ki ben, tabii ki biz günah işleyeceğiz. Günahsız insan olmaz. Günahsız olan sadece peygamberler. Ama günah işlediğimde iyilerle beraber olursam o kalp günah işlendiğinde lekeleniyor dedik ya, tövbe o lekeyi temizliyor. Aynen bacanın, bacadan böyle duman çıkar, hiç temizlemezsen iyice kapanır. Ama temizlersen hiçbir zaman kapanmaz ya. Tövbe ettiğin zaman o günah oradan siliniyor. Ama o tövbe de şu değil ha. Allah'ım beni affet, affet beni Allah'ım, tövbe estağfurullah, estağfurullah tövbe, bu değil. Tövbenin kabul olması için iki çeşit tövbe var. Bir kendi kendine yaptığın tövbe, pek fazla duramazsın. Hatta camilerde hocalar da yaptırır ya bazen perşembe akşamları falan. Onda da pek duramazsın. Bir de birlikte yapılan tövbe var. Tövbeyi birlikte yaptığın zaman Allah-u Teala diyor tubu ilallahi cemiyan, Allah'a topluca tövbe edin. Tövbeyi birlikte yaptığın zaman şöyle bir güzelliği oluyor. Sen samimi değilsin diyelim tövbende. Sen diyorsun ya Rabbi karşımdaki kişiyle birlikte tövbe ettik. O samimidir, onun hatırına tövbemizi kabul et. O karşındaki kişi de aynı şekilde, o da samimi değil diyelim. O da diyor ki ya Rabbi onun niyetine, o samimidir onun niyetine. Allah-u Teala bu niyet vesilesiyle tövbeyi kabul ediyor. Bu bir. İki, nasuh tövbesi denilen bir tövbe var. Bu tövbenin de 6 tane şartı var, diğer tövbelerden farklı. Bu 6 tane şartı içinde bulunduran 3 tane cümle yapmış alimler, Allah dostları. Diyorlar ki bu şekilde tövbe ettiğin zaman 6 tane şart da içerisinde gerçekleşiyor.
hangi cümleler diyorsun? Ya Rabbi, bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım diye başlıyor. Şimdi bir kimse 1000 defa aynı günahı işlese, sonra 1000 defa tövbe etse günahında ısrarcı olmuyor. Kalbi mühürlenmez tövbe edenin. Ne günah işlerse işlesin. Ama şeytan şunu söyler. Tövbe etme, edersen bir daha yapamazsın. Namussuz kendi öyle ya. Kendisi de bize o yüzden böyle diyor. Tövbe etme. Bir de sana şunu der. Sen şimdi bir tövbe edersin var ya, öyle bir tövbe edersin ki muhteşem bir adamsın sen çünkü. Tövbe ettikten sonra bir daha dönmezsin günahlara. Bunu yapabilir misin? Yapamazsın. Hemen önüne o günahları getirir. Sen o yüzden boş ver, tövbe etme. Sanki bizim arkadaş yaptığı her işi süper yapan bir arkadaş. Tövbeye de şeytan onu böyle kandırıyor. Yani bırak bunu da yarım yamalak yapsın. Yok yok, sen şimdi tövbe edersen bir daha yapamazsın. Halbuki namaz vakti gelince namaz nasıl farz oluyorsa, günah işlenince tövbe de farz. Tövbeyi emreden Yüce Allah. Günah işlendiği an sana farz oluyor. Hatta mesele anlaşılsın diye şöyle söyleyeyim. Mutezile denilen bir mezhep diyor ki, sapık bir mezhep halbuki. Tövbeyi her bir geciktirdiğin an ayrı bir günah yazılır. Mesela saat 12:27 geçe günah işledin. 12:28 geçe 2 günaha çıkar. 12:29 geçe 3 günaha. 12:30'da 4 günaha. Aynısını 4 yapmış gibi. Ehl-i Sünnet diyor ki yok. Tövbeyi geciktirmek ayrı bir günah. Ama her bir an o günah 2'ye 3'e katlanmıyor. Yani tövbeyi geciktirmen de ayrı bir günah. Peki nasıl tövbe edeceğiz dersen, işte onun için birazdan şöyle ön tarafa doğru gelin diyeceğiz. Hatta şimdi birlikte bir inşallah nasuh tövbesi yapacağız. Ondan sonra da doğru yolda olan kardeşlerimizle, İsterse haftada bir görüşelim. Onlarla bir görüşmek bile bizi rahatlatır. İsterse iki haftada bir görüşelim. Olmadı ayda bir görüşelim. Bizi rahatlatır çünkü bizim birbirimizi görmemiz bize emri bil maruf olur. Yani iyiliğe emir olur. Salih Aleyhisselam'ın devesi misali. Hani dediler ya Salih Aleyhisselam'a, şu kaya yarılsın, içinden dişi bir deve çıtsın, ağzında geviş getiriyorsun, yanında yavrusu olsun, sonra gitsin su içsin, o su içti diye bizim develer içmesin. Bizim develer ne kadar süt veriyorsa seninki de o kadar süt versin, söz iman edeceğiz. Adamlarda cidden enteresan bir fantazi varmış. Yani nereden aklına geldi böyle bir mucize istemek? Kaya yarılacak da deve çıkacak da dişi olacak. Aynen dedikleri oldu. Peki ondan sonra ne yaptılar? O deve dolaştıkça sürekli herkes ondan bahsediyor. Diyor ki ya bu nasıl oldu, acaba gerçek mi oldu? Acaba gerçek mi, Salih peygamber mi? O devenin bir şey demesine gerek yok. Gezmesi yetiyordu. Ondan sonra dediler ki biz bu deveyi öldürmeden bu iş bitmez. Susturamayız insanları. Sonra da o deveyi öldürdüler işte. 3 kere böğürdü o deve, 3 gün sonra da helak oldular. O devenin bir işaretiydi. Allah-u Teala bir işaret verdi onun ağzıyla. İşte biz birbirimize Salih Aleyhisselam'ın devesi gibiyiz, tamam mı? İkiniz de gaflet içerisindesiniz diyelim ki. İkiniz de birbirinizi gaflet içerisinde gördüğünüzde direkt toparlanırsınız. Sohbet etmenize gerek yok. Çünkü siz birbirinize tövbeyi hatırlatıyorsunuz, namazı hatırlatıyorsunuz. Bu demek değil günah işlemeyeceğiz. Tabii ki işleyeceğiz. Allah dostlarından biri Kabe'nin etrafında dua ediyormuş. Ya Rabbi, benden senin rızana muhalif hiçbir hareket sadır olmasın. Kalbine ilham gelmiş. Ey kulum, kullarım senin gibi olursa ben kime tevvap olacağım? Kimin tövbelerini kabul edeceğim? Kime settar olacağım? Kimin ayıplarını örteceğim? Kime gafur olacağım? Kime rahim olacağım? Ve Allah Resulü Aleyhisselam hadisinde buyuruyor. Eğer hiç günah işlemeyecek olsaydık, Allah Celle Celaluhu bizi helak eder, yerimize günah işleyip tövbe eden kullar yaratırdı. Çünkü sıfatların birçoğu açığa çıkmıyor bu sefer. Günahkar tabii ki günah işleyeceğiz. Ama onun günah olduğunu bilip özür dilemeyi de bileceğiz yani. Sadece o özür dile diyor Allah'tan. Özür dile, özür dileyenlerle beraber ol. Yani o erdemli davranışı yap. Hepsi bu.
İşte nasıl tövbesiyle tövbe etmek isteyen kardeşlerimiz şöyle ön tarafa doğru gelsinler. Rabbim kendi rızası doğrultusunda koşturanlardan, koşanlardan eylesin. Şeytanın nefsi ve hilelerini bilip ona göre davrananlardan eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amme yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.